Necmettin Bey, bana müsaade edin. Ama ben bir şey sormam lazım, bir şey sormam lazım. Tamam, durdurmuyorsun. Tamam, anneciğim. Buyur. Bak bir şey söyleyeceğim. Ama otur. Onu şekilde sen beni yayın yapamıyorum. Ne uzattın bana? Necmettin Bey. Necmettin Bey. Necmettin Bey. Otur bir otur, sakinleş. Sakinleş. Ben Necmettin Bey. Sakinleş. Allah. Ben Necmettin Bey. Ben sevelim, tamam mı? Sevelim. Sen böyle yaparsan ben seni dışarı çıkartmam. Abla buyur işte o zaman sus. Tamam bir şey. Hanımefendi siz bir, bir dakika sen susar mısın? Tamam. Başakşehir hangi emniyete bağlıysa o zaman ben şu anda emniyete suç duyurusunda bulunuyorum sizinle ilgili. Evet. Eğer böyle bir şey yoksa temizsiniz tabii zaten. Tabii ki yok öyle bir şey. Ama siz, ya, size, bir dakika size güvenen oraya gelen kadınların özel bölgelerini mahrem yerlerini çekip haberi olmadan hanımefendi. Bağlanın, tabii haberi olmadan. Haberi olmadan bağlanın. Çekip Necmettin evet, Bey'e evet. gönderip kendi vücudunuza evet. kıyaslıyorsunuz. Bunun bir cezai sorumluluğu olması lazım. Bu tamamıyla Necmettin Bey'in zihniyeti. Tamamıyla Necmettin Bey'in zihniyeti. Tamam. Allah seni şaşırdı, külü ateşe düştü. Demedi mi kızım benimle uğraşma. Şimdi ben şunu anlamadım ya. Ne oldu bir belli açık bacım, ortada. Bacım sen niye Mehmet'i bir Mehmet'i niye evine aldın? Tamam. Siz bu kuaföre gelen kadınlarla ilgili iddiayı acaba ihanete uğradığınız için mi uyduruyorsunuz? Tövbe. Gerçek ya. Ya bak nasıl düşünüyorsun? Ben konuş. Allah vekil budur. Ben yarın hani Almanlar diyor bir şüphüş, bir tek şüphüş. Ne demek Allah'a o? Yemin et. Ha. Diyor ben Allah'ıma yemin ederim her kadının görüntüsünü çekip getirip bana göster, akşam bana gösterdi, hemen siliyordu. Bana bir de şey var abla, ben bunu bilmiyorum. Bana gönderiyordu, hemen siliyordu. Hani gönderiyor, ben bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ona ne diyorlar? Özür dilerim, bunlar çok önemli bir iddia. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Müşterilerin fotoğrafları mı bunlar? Namaren geri gönderiyordu. Hemen siliyordum. Ama bir şey söyleyeceğim, anladım. Şimdi böyle bir iddiayı Sevil Hanım'ın yanıt vermesi mecburi. Bir susar ama mısın? Daha, bir dakika ama daha bitmedik. Ama bir yanıt versin bu çok ama acayip. Bir dakika ama bitmedik. Daha ne var, daha ne var? Ablam bu senaryoyu kim yarattı? Mehmet yarattı, Lale yarattı. Bu senaryolar bir senin senaryoların. Senin entrikaların tamam mı? Davet ettim zaten. Merak etmeyin. Nesin? Ama üst üste bir sesler bindiğinde dediğiniz hiçbir şey yaşamıyor. Nesrin Hanım niye telefonu? Nesrin Hanım bunu kullanıyor. Dün bir tane evet yok siz gittiniz. Zengin erkekleri ana mı düşün? Bu çok acayip bir iddia. Önce mısınız evet, kurban olayım lütfen ya. Ama iş bitecek abla. Tamam bir dakika dur. Sevil Hanımcığım. Sen beni birincisi mahvettin. Gelen müşterilerinizle bu şekilde fotoğraflarını çekip sevgilinize gönderdiniz. Kesinlikle önce buna etmiyorum. Bir asla öyle bir şey yok. Kendi zihniyeti. O harfler. Mehmet'e sor. Mehmet'e sor diyor. Asla öyle bir şey yok. O kim? Adı neydi o kadının? Bekle ne olur ya. O kadının adı neydi? Nesrin. Tamam Nesrin Hanım'la beraber iddia şu. Bir saniye. O sadece kadın buluyor. Ben o yapmadım. Didem Hanım. Didem Hanım. İddia şu. Didem Hanım. Müsaade ederseniz iddiayı sorayım. İddia şu. Hanımefendi diğer arkadaşınızla beraber işbirliği yapıp zengin erkekleri avınıza düşüyor. Yani ağınıza düşürdüğünü söylüyor. Buyurun yanıt verin öyle mi? Amacınız o mu? Ne saçmalıyorsun sen? İddia... Ne alakası var? Yani böyle olmadığını kendi de biliyor Didem Hanım. Tamamıyla kendi zihniyeti, kendi karakteri, kendi kişiliği. Yok tabii. Valla mektup burada. O iddiaları kabul etmiyorum. Valla aynen öyle bacım. Sen bunu da bana canlandırın. Ben bunu yalanda yazmam. Ben ich bin Deutsche. Halbe. Ich bin Deutsche ne demek halbe, o? Ich bin Türk'ü ama Deutsche. Ne Elmiş. Demek? Ben Almanın, Türkçesini söyle. Evet, ben Türkçesini ben Almanya'da... Sen önce Türk gibi doğru insan. Türkiye, doğru.
Türkiye Cumhuriyeti'ne ben karıştırmıyorum. Tabii ki. Allah çünkü bizim Türkler senin ya? Gibi senin gibi insanlar insanlara hasi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin torunu torunu kölesi. Sen benim anlatabiliyor muyum? Sen bir dakika. Olduğunu... Ha şimdi geldi. Bir dakika. Sen benim ne kadar para sana verdim. Valla bir dakika bir dakika. Ve ben böyle demekle sana para verdim. Ay ay ne yapıyorsun? Sen böyle koydun. Sen böyle yırttın. Ay para yap. Onu o kesicir. Sen dedi Kur'an'ı. Tamam. Bir dakika lütfen. Parayı yırttın attın ben buradan. Benim... Bir şey merak ediyorum. Sevin Hanım siz buraya şu şartla gelmişsiniz. Bir dakika lütfen. Tamam bir dakika. Tamam. Şu şartla gelmişsiniz. Benimle resmi nikah yaparsa evlenirim. Siz şartlarda kesinlikle Didem Hanım. Ekibim bana öyle söyledi. Yani bu şekilde bana iftira atılıyor. Adıma, ismime leke sürmeye çalışıyor. Yani böyle bir insanı ben tekrar hayatıma nasıl alabilirim Didem Hanım? Yani size soruyorum. Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Ya hatta bu kadar yayına geldiğinde de onun elinde derdi... çiçeklerle geldi. Fakat sonrasında artık anladığım kadarıyla kendi insanları ona baskı yaptığı için toplumu, bir dakika kendi evet, toplumu aynen. Ve kendi insanları baskı yaptığı için akrabaları ya. Gerçekleri ya da iddiaları söylemeye buyur. Karar verdi. Aynen bak bu telefon deli yani, evet, aslında amca çiçek... O bizim aileye layık değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin modern insanlara sahip, ben modern gezerim. En güzel yemekleri yerim. Senin burnunda gelsin. Bir dakika sen beni niye sevdin biliyorsun onu söyleyeyim. Sen beni arabamı sevdin. Ha, temizliğimi sevdin. Yok. Bir dakika. Almanya'da yok. Çikolata getirmeyi. Almanya'da yok. Mevlana çayları 10 kilo getirmeyi. Kars'ta 10 kilo bal, 10 kilo kaşar peyniri. Neymetti? Burnunda gelsin. Sen Mehmet'i de niye sevdin bir beni söyle. Mehmet'i de sen eğlence engellere. Bir dakika Zeynep Hanım. Bir dakika. Burada Didem resim var resim. Ne olur müsaade edin. Resim var sen böyle. Didem Hanım. Vadi. Ay dokunuyor aynı lan altısı da. Sandi kalori Mehmet de dans ettin ola Mehmet de dans ettin ola ben ayın 9 ayın götürdüm güzel sen benim yanımda mikrofon kıymetli ya ta, oyna oyna sen, güzel oynuyorsun oyna değil mi? Oyna, sen devam boş et, devam sen, et, sen, devam et. Sen sahne yapıyorsun. Bu sahneyi kim yarattı? Sen kendini çok iyi gösteriyorsun. Devam sen, bu sahneyi kim yarattı? Sen böyle güzel bir tabii. Oyuncusun tamam mı? Sen, devam et. Sen bana diyordun ki herkes seni biliyor. Sen başkasın. Bak Mehmet abla devam senden bir şey, rica ederim. Bir şey söyleyeceğim devam o kadar çok ama, bağırıyorsun ki. Niye Mehmet'i çağırmıyorsun? Bravo sana. Mehmet abla zedek sen Mehmet de diyor işte benim babası. Hayatıma böyle oğullar ömrüyorlar diyor. Mehmet diyor ki valla ağla zeye kadar. Sen Allah bir istemişsin. Sen yine tövbe etmiyorsun. Sen alışmışsın. Ben tövbe alışmışsın. Etmiyorum çünkü ben yanlış yapmadım. Boş yanlış yapmadım. Sen yap. Oyna. Onu sen rüyandan gör Necu. Ben senin evlendiğimi kimseye bak ya. Yalanlamadım. Herkese söyledim ama sen sakladın. Kim? Sen çok güzel oynuyorsun. Ya, bravo yok, sana. Yok, yok. Bravo. Kendi kendine sen bravo. Film beni yok. Devam et. Devam et. Lüküz yeler. Bir başkasını. Sen Mustafa'yı da ne yapıyor? Eski kocasını da. Ama birbirinizi dinleyin canım. Mustafa'yı da oğlunun. Bir şey. Bir dakika. Sevinirim sizde maşallahınız var. Necmettin Meydan aşağı kalmıyorsunuz. Duymuyor ama yanıt verin de yani maşallah tamam. Tencere kapak olmuş çok özür dilerim yani. Ya. Allah Allah ya. Bana şunu söyler misin? Evet, o zaman madem öyle bu kadar ağır iddialarda bulundu. Kuaför dükkanıyla ilgili kendisiyle ilgili seni aldatmış onu yapmış sonra paraları. Sonra aldattın sonra. Para... Gözünü gördün mü? Hayır, görmedi. Sevil Hanım, ben bu saatten sonra böyle bir insanı hayatımda asla istemiyorum. Çiçekle niye geldin?
kendisidir. Lütfen beni bu insandan koruyun. Didem Hanım, rica ediyorum. Bu böyle o. Hesap yapıyoruz ya. Mehmet. Burada Mehmet'e diyorum, Mehmet seni buna çok... Ben dışarı çıkarayım seni. Şu arkaya götürelim mi biraz? Benim konuşmayacağım, tamam. Ha? Ama o da gözünü tak, gözünü attın, düğmeleri koparttın. Ne tamam, yaptın sen tamam. Ya? Dans etti bir tür. Tamam, aynı anda her şey çok yaptı. Çok güzel oynuyor Didem Hanım, gördünüz. Çok güzel oynuyor. Bana da aynı o şekilde oynadı. Konuşmayacağım. O şekilde hayatıma girdi. Ya.